Bodrum Belediyesi'nin 2022 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısı Herodot Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda İmar ve Şehircilik Müdürü Serkan Balkan'ın görevinden alınmasını hatırlatan Başkan Aras, "Yaptığımız işlemlerde usulsüz bir şey olduğunu düşünmüyoruz." dedi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkanlığındaki toplantıda encümen yetkisinde olduğu ifade edilen ödenek aktarma kararının yanlışlıkla gündeme alındığı gerekçesiyle 6. maddenin gündemden çekilmesi oylandı. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 011101 personel giderleri karşılama ödeneği bütçe kaleminden 1 milyon lira alınarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 2022 yılı gider bütçesinde yer alan muhtelif kalemlere ödenek aktarımı yapılması teklifini içeren 6. madde oy birliğiyle gündemden çekildi. Toplantının ilk gündem maddesinde Akyarlar, Turgut Reis, İslam Haneleri Mahalleleri, Aspat Kalesi ve Çevresi, Pamuklu Tepe ve Çevresi, Termera Antik Kenti ve Çevresi, Koruma Amaçlı 1'e 5 bin ölçekli Nazım ve 1'e bin ölçekli Uygulama imar Planı teklifine ilişkin 24 2022 tarihli komisyon raporu görüşüldü. İmar Komisyonu'nun uygun bulunduğu kararı oy birliğiyle kabul edildi. İkinci gündem maddesinde Gündoğan Mahallesi, Ulu Ağaçaltı mevki, 511 ada, 153 parselde Mera Kanunu'nun 14. maddesi gereğince tahsis amacı değişikliği teklifi görüşüldü. Bölgeye pazar yeri yapılması amacıyla planlanan parselle ilgili teklif komisyona havale edildi. 3. gündem maddesinde Karakaya Mahallesi 378 ada 8 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bir kısmına birinci derece arkeolojik sit sınırının işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 e ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve birebin ölçekli koruma amaçlı revizyon ve ilave uygulama imar planı değişikliği teklifi oy çokluğuyla komisyona havale edildi. Dördüncü gündem maddesinde ise Hakan Ersel tarafından belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet PCX-125 Honda motosikletin şartsız bağışı teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Beşinci gündem maddesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün Katı atıkların toplanması, nakli ve temizliği işlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinesi kiralanması hizmet alım işi ödeneğinin yıl sonuna kadar ihtiyaca yetmeyeceği anlaşıldığından Belediye Plan ve Proje Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Etüt Proje Müdürlüğü bünyesine ait muhtelif kalemlerden toplam 6 milyon lira ödeneğin alınarak Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait müteahhitlik hizmetleri kalemine ödenek aktarımı yapılması oy birliğiyle kabul edildi. 7. gündem maddesinde belediye norm kadro cetvelinde boş bulunan bir adet 8500 unvan kodlu 3. derece mühendis kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli mühendis çalıştırılması ve ücretinin taban aylıktan belirlenmesi kararlaştırıldı. Toplantı sonunda konuşan Başkan Aras, belediyedeki görevden alınmaları hatırlatarak şunları ifade etti. Evet, e, belediyemize yürütülen soruşturma sonunda biliyorsunuz Başkan Yardımcımız Turgay Kaya görevden alınmıştı. Şimdi de İmar Müdürümüz e, Serkan Balkan arkadaşımızı da e, dün itibariyle görevden el çektirdi. E, görevli müfettişimiz. Tabii ki biz denetime açığız. Yaptığımız işlemlerden e, usulsüz, hukuksuz bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Tabii ki denetil, denetlenecek. Bu türlü müdahalelerde yapılacaktır. Ancak tekrar tekrar söylüyorum belediyemizde yapılan işler usulüne uygundur. Usulsüz, hukuksuz bir şey yapmıyoruz. Hatamız, eksiğimiz varsa da hesabını vermeye her zaman hazırız.